sorunumuz olmaması gerekiyor. Yani oylarımızın bizi barajın üstüne çıkaracak yeterlikte olduğunu düşünüyoruz. Ancak normal şartlarda bu böyle. Normal bir seçim süreci yaşamıyoruz. Normal bir yönetim altında değiliz. Ve bizim durumumuz, iktidar ittifakının durumu son derece birbirine bağlı. Daha açık söyleyelim, hep söyleniyor zaten. AKP-MHP ittifakının parlamentoda çoğunluğu sağlayabilmesi için bizi baraj altında bırakması gerekiyor. Bizim baraj altında, bizim barajı geçmemiz halinde parlamento çoğunluğunu sağlamaları matematiksel olarak mümkün görünmüyor. Bugüne kadar yapılan bütün kamuoyu araştırmaları da aynı sonucu veriyor. Dolayısıyla ilk turda, şunu da ekleyelim, Erdoğan'ın ilk turda seçilemeyeceği de görülüyor. Çok büyük çoğunlukla anketler bu yönde. Bu yöne işaret ediyor, bu noktaya işaret ediyor. Zaten sahadaki durum da bu anket sonuçlarını doğruluyor. Dolayısıyla ilk etapta parlamentoda, mecliste çoğunluğu sağlayabilmek için bu iktidar bizi barajın altında bırakmaya çalışıyor ve bunun için de her türlü yöntemi deniyor. Bugüne kadar uyguladıkları yöntemler zaten ortada. Çalışmalarımızı engelliyorlar. Selahattin Demirtaş adayımız olarak cezaevinde tutuluyor. Bir de sandık taşıma olayı çıktı. Bunun dışında sandık görevlilerimizin gözaltına alınması ve bazı yerlerde tutuklanması da söz konusu. Mesela geçen hafta Mardin'de, ben şu an Mardin'deyim, Mardin'de bir gözaltı operasyonu yapıldı. Eski dosyalardan sürekli yeni gözaltılar yapıyorlar. Gözaltına alınan 8 arkadaşımızın 4'ü sandık görevlisiydi. Şimdi hem çalışmalarımızı engelliyorlar, hem sandıkları taşıyorlar. Taşınan sandıklardaki seçmen sayısı 170 bin civarında. Ve bunların %90'ı belki daha fazlası bize oy veriyor. Seçmenimizi yıldırmaya çalışıyorlar. Bir de sandık başında hile yapma ihtimalleri çok yüksek, bunu biliyoruz. O nedenle baraj sorunu yoktur diyemeyiz.